gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Niyazi Yanmaz açıklamayı AK Parti'den Saadet Partisi'ne geçen seçmenlere rozet takarak sonlandırdı. Zor bir süreçten geçmekte, küresel kriz. Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı binasında gerçekleşen basın toplantısında İl Başkanı Niyazi Yanmaz gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İçerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi bütçeyi onayladı. Bu görüşmeler toplumumuzun, kamuoyunun önünde televizyonlarda seyredildi. Hem muhalefeti hem iktidarı. Yaptığı açıklamalarda birçok konuya değinen Yanmaz, yaşanan ekonomik durum üzerinden iktidara yüklendi. Açıklanan bütçeyle hiçbir şey olmayacağını ifade eden Yanmaz, enflasyon oranının açıklananın üstünde olduğunu söyledi. Yanmaz açıklama sonunda AK Parti'den Saadet Partisi'ne geçen vatandaşlara rozet taktı. Çalışacağım. Şimdi sevgili kardeşlerim, 2022 yılı inşallah ilk başta temennimiz o. Güzel geçer ülkemiz için, insanlarımız için, bütün insanlar için. Oysa 2021 için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Maalesef çok büyük bir ekonomik kriz içerisinde geçirdik. İnsanlarımız perişan hale geldiler. Zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. Ve bu süreç içerisinde de iktidarın gerçek yüzü bir defa daha açığa çıktı. Değerli arkadaşlar, 2022 yılı bütçesinde gelirler 1 trilyon 750 milyar. Giderler 1 trilyon 472 milyar. Gelirle gider arasındaki bütçe açığı 278 milyar. Yalnız bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hiçbir zaman yapılan hiçbir bütçede açık olduğu gibi net oluşmamıştır. İlla açıkta revize edip daha fazla açıklar söz konusu olmaktadır. Yani biz buradan tahmini bir şey yapmayalım ama 278 milyar açığın rahat 350 milyar olacağı doğru. Bu da bize enflasyon ve borç olarak.